Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün görme biçimleri ve bunun tabii ki ülkemizdeki olup bitenler üzerindeki yansımalar üzerinde yani soyuttan somuta giden bir konuşma yapacağım. Bundan sonra da Allah nasip ederse eğer görme biçimlerinin hikaye yazımındaki etkisi yahut da hayata hikayeler üzerinden bakmak, hayatı hikayeler üzerinden görmek gibi bir konu yapabiliriz. Şimdi her şeyden önce tabii ki insanlar arasında bir diyalogdan söz etmek lazım. Bir konuşma gerçekleşmesi lazım. Bu konuşma nedir aslında? Konuşma dediğimiz zaman neyi anlamamız lazım? Bir kere benim karşımdaki muhataba her şeyi nasıl gördüğümü doğrudan ya da benzetmeyle anlatma çabam. Benim açımdan konuşma bu. Ve aynı zamanda onun da her şeyi nasıl gördüğünü anlama çabası. Demek ki konuşma dediğim şey iki cephesi var. Birincisi dünyadaki olup bitenleri, olayları, şeyleri, nesneleri, renkleri ve benim içimden, bedenimden, zihnimden geçen her şeyi karşımdakine anlatma çabası. Öte taraftan da karşımdakinin de bütün bunları nasıl gördüğünü anlama çabası. Biz buna konuşma diyoruz. Fakat her ne kadar İncil'de önce söz var dense de elbette bir din doğan bir çocuğu düşünelim. Konuşamadığına göre, daha sözcükleri olmadığına göre, kelimelerle, harflerle ifade edemediğine göre görmeyle başlayan bir şey. Çocuk ne yapıyor? Bebek görerek her şeyi tanımaya çalışıyor, görerek öğreniyor ve aslında hepimizde de görerek bulunduğumuz yeri tayin etme, konumumuzu, yerimizi belirleme duygusu daha önde gelir. Bir başka bir ülkeye gittiğimiz zaman da insanların bize yönelttiği sözcüklerden yahut da bizim kendimizi ifade edeceğimiz sözcüklerden daha önce içinde bulunduğumuz şehri, sokağı yahut da işte o yaşanan yaşam alanını anlama ilk önce görmeyle başlar. Görerek bize gelen uyaranları kavrayarak başlar. Bunun gibi bu açıdan baktığımız zaman her şey görmeyle başlıyor ama görme bir süre sonra bakmaya dönüşüyor. Yani bir algılamaya, seçici bir duruma dönüşüyor. Çünkü sonsuz uyaranlarla karşı karşıyayız ama öte yandan biz bunlardan bazılarını seçerek onlara bakmak durumundayız. Bakmak seçici bir algı. İşte insan bakmaya başladıktan sonra, seçici algı başladıktan sonra eğer biz dilersek bunu olumlu anlamda kullanabiliriz, istersek bunu daha şeytani bir şekilde işte belirlemek için, sonra işte onun öteki olduğunu fark etmek için, bu fark ettiğimizden bir çatışma üretmek için, bu çatışma dilinden giderek bir şüphe uyandırmak için, şüpheden yola çıkarak yavaş yavaş onu farklılığından dolayı itham etmek için, itham ettikten sonra mahkum etmek için ve mahkum ettikten sonra da zaten kendimizden ayrı olarak görüp ayırmak için kullanabiliriz. İşte maalesef şu anda hem dünyanın başına gelen hem Türkiye'nin içinde kendi içimizde ulusal olarak başımıza gelen şeylerin en kökeninde bu algılama problemi yatıyor. Bir şeye bakmak, o bakışın ama aslında dostane bir bakış olmayıp hani onun farklılığını vurgulamak için, belirlemek için yapılan bir bakış olması. O bakıştan yola çıkarak işte biraz evvel anlattığımız süreç içinde yavaş yavaş mahkum etmeye, itham etmeye, oradan da işte onu tek olarak tanımlayıp bir kenara bizden başka diye ayırmaya, daha sonra da bir çatışma ekseni kurmaya kadar gidiyor. O yüzden bazen ben arkadaşlarıma söylemişimdir. Yani ya da yeni tanıştığım insanlar işte biz seni şöyle algılıyoruz falan dedikleri zaman ne olur algılamayın. Çünkü her algılamak, algılanmak azalmak aslında. Algılandıkça azalıyoruz demek ki. Çünkü algılanmak çok tehlikeli bir şey. Algılanmak aslında tanımlanmayı getiriyor. Fakat tanımlanma günümüzde bir şiddete dönüştü. Sizi birisi tanımladığı zaman bu bir şiddete dönüşüyor. Neden? Çünkü sürekli siz aslında o tanımın içinde olmadığınızı ya da eksik olduğunu ya da fazla olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla daha o ben değil, ben kendimi anlatayım, tanımlayayım derdim. Hayır hayır, biz her şeyi biliyoruz şeklinde sözünüz kesiliyor, susturuluyorsunuz ve bu tanımlanma bir şiddet. Biz bunu da yaşıyoruz. Türkiye'de de tabii bütün kesimler, bütün insanlar bir şekilde tanımlanıyor. Zihnimizde imgelerle yer ediyor. Peki imge nedir? İmgeye gelecek olursak aslında en temel şeylerden bir tanesi imge. Aslında bir var olan gerçeklik var. Bir yaşanan gerçeklik var. Bir de kurgulanan gerçeklik var. Şimdi var olan, yaşanan ve algılanan ve kurgulanan gerçeklik. Bu dört gerçeklik arasında gelip giden bir imge tanımından bahsetmemiz lazım. Bu da aslında yavaş yavaş bizi bir başka şeyle buluşturuyor ki bu da bir başka tehlike ya da sanatın belki bir boyutu imge. İmgeye bakacak olursak aslında bu var olan bir şeyin yeniden üretilmiş görüntüsü diyebiliriz buna.
Aslında bir şey zaten var ve mevcut. Fakat biz onu yeniden üretiyoruz. Çünkü onu görmeyen, onu bilmeyen insanlara onu tanımlamak istiyoruz. Tanımlarken tabii ki onu bir imgenin içine sığdırmaya çalışıyoruz. Bu da simgeler, remizler, işaretler dediğimiz bir dil kullanmak suretiyle yapılan bir şey. Ve biz belki öyle bir şey ortaya atıyoruz ki bu yeniden birkaç dakika ya da birkaç yüzyıl saklanmış görünümler dizgesine yol açıyor. Bu ne demek? Aslında yüzyıllardan geriye doğru baktığımız zaman da öyle şeyler var ki biz aslında tarih denilen bir aldatmacanın içinde de olabiliriz. Çünkü tarih diye bize bazı işaretler veriliyor, bazı mihenk noktaları takdim ediliyor. Birçoğu karanlıkta. Tabii ki bunu yazan insanlar, güçlü insanlar, öteki daha güçsüz olanların, zayıfların, daha edilgin olanların tarihini de bize yazmış oluyorlar. Ama ötekilerin sesini duyamadığımız için biz tabii bize var verilenle yetinmek zorunda kalıyoruz. Bu da bir takım işaretlerle, sembollerle ortaya çıkıyor. Birileri kahraman olarak takdim ediliyor. Belki o hiç kahraman değil, çok zalim, çok kötü birisi. Ve bir başkası başka türlü takdim ediliyor. Mesela bu hep yapılıyor. Homeros'tan itibaren İlyada'ya da baktığımız zaman orada anlatılan bir takım şeyler var. Bunun biz anlıyoruz ki hani kurgu ve gerçeklik arasında bir yerde dolaşıyor İlyada'nın bütün hikayesi. Günümüze kadar da ulaşıyor ve hala çok geçerliliğini koruyor. Hani bestseller kitaplardan bahsederiz. İşte bazı kitaplar çok satılıyordur, çok okunuyordur zannediliyor ama aslında bakın milattan önce 8. yüzyılda söylenmiş aslında bir ozan tarafından, balatlar şeklinde söylenmiş. Sonradan onun sonra gelenleri tarafından kayda geçirilmiş bir İlyada hala günümüzde dünyanın her tarafında, yeryüzünün bütün dillerinde yeniden yazılıp okunuyor ve hani sessiz sedasız yavaş yavaş bütün insanlığın ortak çok okunanı, bestselleri. Peki bu nasıl oluyor? Bu çünkü bir takım işaretlerle bize ulaşıyor. Bize ulaştırdığı işaretler, bize ulaştırdığı imgeler aslında tam da ihtiyacımız olan şeyler. İnsanın hani özü değişmediği için. Şimdi göz ipeklerden bahsediyor. Bütün bu yaşanan işte biliyorsunuz o İlyada'daki öyküyü yaşanan Assos civarlarında yaşanan bir şey. Bir savaştan söz ediyor. Ve burada anlatılan şeylerde insan neyse o teknoloji falan hepsini dışarı çıkarttığımız zaman tekrar merkeze ve hakikate döndüğümüz zaman yine aynı insanla biz burada muhatap oluyoruz. Ve işte göz üpeklikse göz üpeklik, alçaklıksa alçaklık, arkadan vurmak, işte gerçekten yiğit olanın kim olduğunun açıklanması. Aslında ben Kur'an-ı Kerim'i de hep böyle algılıyorum gerçekten. Sanki temel hedefi yiğit olanın kim olduğunu açıklamak. Ama bunu hikayeler anlatarak yapıyor. Bunu bir takım imgelerle bize veriyor. Bir takım sembollerle, işaretlerle, kıssalarla bize anlatmaya çalışıyor. Ve buradan da anladığımız kadarıyla bizim bildiğimiz her şeyi bir kere yerle bir ediyor. Çünkü biz eğer üstünlüğü işte mesela statüye atfediyorsak, biz üstünlüğü mal, mülk ona atfediyorsak, çok evlat sahibi olmaya atfediyorsak, herhangi bir kabileden, bir soydan, bir silsileden gelmeye bir nesebe atfediyorsak, bunların hepsini bir kere bertaraf ediyor ve üstünlüğün kime ait olduğunu açıklıyor. Üstünlük dediğimiz, ben yiğitlik olarak söylüyorum bunu. Çünkü bütün bilgelere, bütün ozanlara, bütün insanlığın başından beri o vahiyden esinlenmiş bütün yazarlara baktığımız zaman aslında bütün iyi romanlarında, iyi edebiyatın, iyi sanatında temel hedefi doğru olanın, iyi olanın ve güzel olanın ne olduğunu açıklamak. Ve biraz bunu eğer kelimelerle yapıyorsak, kelimelerle iyi olmayanı, içimize dokunanı, bize kötü geleni aşındırarak yapmak. Fırçayla yapıyorsanız, resimle yapıyorsanız, renklerle, çizgilerle yapmak, müzikle yapıyorsanız yine notalarla. Dolayısıyla insanın temel hedefi de bu. Görme biçimlerine tekrar dönecek olursak, mesela fotoğrafı ele alacak olursak, sınırsız görünüm var. Yani fotoğrafçının da tabii sınırsız görünüm olanakları içinde bir yerde durduğunu düşünelim. Ama bir göz var, o insanın iradesiyle baktığı ve bütün o birikiminden yola çıkarak yönelttiği nesnelere bir göz var ki o gözün işte bütün bu sonsuz görünüm olanaklarından seçmiş olduğu bir görünüm var. Fotoğraf aslında böyle bir şey. Dolayısıyla her imgeyi algılamak yani yine görme biçimiyle alakalı. İmgeler başlangıçta orada bulunmayan şeyi gözde canlandırmak için üretiliyor. Fakat zaman içinde öyle bir hale geliyor ki imgenin canlandırdığı şeyden daha kalıcı olduğu ortaya çıkıyor. Mesela siz aslında diyelim ki mesela bir örnek işte James Joyce bir şehirde olan Dublin'de olan bir şeyleri anlatmak istiyor. Fakat onu anlatırken
aslında var olan Dublin'den çok daha fazlasını bize veriyor ve biz mesela eğer James Joyce Dublinliler romanını yazmış olmasaydı Dublin diye bir şehir bizim için o kadar anlamda olmayabilirdi. Yeryüzünde birçok şehir var ve birçok yerde birçok şeyler oluyor, gerçekleşiyor. Yine aynı şekilde bir başka örnek, mesela bizim kendi kültürümüzden bir örnek verecek olursak, Semih Kaplanoğlu'nun yapmış olduğu Bal filmi. Birkaç sene önce, hani geçen sene hatta Cannes Film Festivali'nde en iyi film veya yönetmen ödülünü aldı, şu anda hatırlamıyorum ama. O mesela Çamlıhemşin diye bir işte Karadeniz ilçesinde, onun dağlarında çekti. Çamlıhemşin'i şimdi kim bilir? Ama şimdi benim kafamda daha görmeden Çamlıhemşin'e gittiğim zaman ben Bal filmindeki o görüntülerin, o imgelerin, bize sunulan, o seçilen Semih Kaplanoğlu'nun gözüyle ve bilinciyle seçmiş olduğu mekanların takipçisi olmak isterim. İster istemez bize bu veriliyor. Mesela yurt dışından birçok insanlar geliyorlar ve bazı filmlerin çekildiği mekanları özel olarak görmek istiyorlar. Oralara tanık olması. Yani tabii bu daha popüler kültür içinde bakacak olursak diziler diyebiliriz. İşte diyelim ki işte şöyle bir dizi çekiliyor ve bu mekanı görmek istiyorlar. Belki şimdi Topkapı her ne kadar Türkiye'de elimizin altında gibi zannediyorsak da birçok İstanbul'da yaşayan insan bile Topkapı'yı gezme fırsatı bulamamıştır. Yahut da sürekli erteliyordur. Nasıl olsa elimizin altında gider bir gün görürüz şeklinde. Fazla gündeminde yer etmiyordur. Fakat şimdi Muhteşem bir Yüzyıl çekildi oralarda diye. Şimdi herkes de böyle gidelim işte o mekanları görelim. Bu tabii acıtıcı bir şey bir yandan ama ne yapalım ki, gerçeğimiz bu. Ve hayata bakış biçimimiz, mekanlarla, insanlarla, olup bitenlerle ilişki biçimimiz böyle garip bir şeye de denk geliyor. Bir başka mesela yine imgenin var olanının önüne geçtiği bir örnek. Mesela Leonardo da Vinci'nin Mona Rosa tablosu. Çok ilginç. Aslında sıradan bir kadınken işte onun çizgileriyle şu anda ölümsüzleşti. Ve ismi de hakiki bir isimmiş, Mona Lisa. Dolayısıyla Mona Lisa şu anda işte yüzyıllardan beri bir başyapıt olarak bize gülümsüyor ve gerçekten işte büyülü olarak ona birçok şey izafe ediliyor. Orada kullanılan ışık, o gülümsemenin dozu, ayarı, oradaki ince bütün ayarlar, ayrıntılar vesaireyle giderek belki de bir Mona Lisa'nın kendisinin yaşadığı mütevazı hayatın çok ötesine geçen bir varoluşu var. Demek ki imge var olanın ve esas olanın çok önüne geçebiliyor. Yine bir başka örnek verecek olursak, birçok şehirlerin yine aynı şekilde olduğunu görebiliriz. Aslında dikkatimizi çekmeyecek işte bazı şehirlerin, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehri yazmasından sonra özellikle o 5 şehrin bizim için çok daha anlamlı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi onun anlattığı şeklinde kafamızda daha çok yer ettiğini görüyoruz. Bunun gibi şeyler, mesela bir Ali Şeriat'in Haç kitabını okuduktan sonra orada belki de o Müzdelife'de taş toplama anı, tavaf etme anı, o Arafat'taki halet-i ruhiye çok daha onun cümleleriyle belki daha da altı çizilmiş oluyor, belirlenmiş oluyor. Biz belki bir yandan da o cümlelerin hakikatini orada aramaya başlıyoruz. O cümleler kafamızda yer ediyor. Bu yüzden işte mesela son zamanlarda tartışma konusu, hani Mecid Mecidi şimdi bir film yapıyor hepimizin bildiği gibi. Bir peygamber filmi çekiyor. Bu filmi çekmek için 10 seneden beri çalıştığını söylüyor İranlı yönetmen. Tabii ki daha önce Serçelerin Şarkısı, Baran, işte Cennetin Çocukları gibi birçok filmde kendini kanıtlamış bir yönetmen. Gerçekten çok kıymetli bir yönetmen. Fakat peygamber filmi yapmak dediğimizde tabii herkes büyük bir ürperti geçiriyor. Ve bugüne kadar alimlerimizin bu imge meselesi üzerinden, imgenin işte gerçekliğin önüne geçmesi ve dolayısıyla hakikatin önüne geçip onu imge üzerinden belirlemesi ve daraltması endişesi. Tabii alimlere de ben bu açıdan saygı duyuyorum ama çok fazla dehşet saçıp hani çok fazla korkuttukları için de Mustafa Akat'tan beri, 40 seneden beri bir peygamber filmi çekilemiyor. Bunun da bir orta yolunun bulunması, bir makul bir hani korku hissetmemiz lazım. Bu kadar çok korku hissetmek de bizi uzaklaştırıyor. Yakınlarda yine İranlı bir yönetmenin çektiği Hazreti İsa filmi gösterildi bir kanalda ve gerçekten çok başarılı. Çünkü peygamberimize gösterilen hassasiyeti diğer peygamberlere de göstermemiz lazım. Bu filmler defalarca gösteriyoruz, büyük mutlulukla seyrediyoruz. Bizim peygamberimize gelince böyle aşırı böyle bir duyarlılık ve daha şimdiden Mecid Mecidi'yi mahkum etmek için, hatta daha film gösterilmeden işte neredeyse gösteri yapacak insanlar var bu dünyada. O yüzden kendisi artık zaten sonunda şöyle bir şey, bir yol izlemiş. Bugüne kadar peygamberimizle ilgili bütün alanların tek tek fotoğraflarını çekmiş. 3 sene boyunca Mekke'de, Medine'de,
Hatta peygamberimizin çocukluğunu birlikte geçirdiği arkadaşlarının olduğu Sa'd kabilesinden hala silsileyle gelen insanlara ulaşmış. Onlarla birçok konuşmalar yapmış ve peygamberimizin çocukluğuna ve peygamberlik öncesi döneme ait çok az belge olmasına rağmen kendisi birçok ülkedeki alimlerle görüşerek, birçok kitaplara, kaynaklara, onların vasıtasıyla ulaşarak büyük bir arşiv oluşturmuş. Ve arkasından bunları en iyi canlandıracak insanları bulmak için bütün İran'ı dolaşmış ve kenarda köşede kalmış ama deha düzeyinde çok önemli yönetmen oyuncuları keşfetmiş tiyatrolardan ve başka yerlerden. Ve arkasından tabii bütün alimlerle görüşüp hani bütün İslam dünyasının Şii ve Sünni dünyanın hassasiyetlerini gözeten bir çalışma yapmış ve artık kafasında iyice netleştirmiş, olgunlaştırmış ve peygamberimizin peygamberlik öncesi çocukluk dönemini, peygamberlik biset dönemine kadar olan dönemini şimdi çekiyor ve yarısını tamamlamış. Ve inşallah tamamlarsa 3 saatlik bir uzun metrajlı bir film olacak ve gösterecek ve burada esas hani zaten diyor ki ben yüzünü göstermek istemedim. Bu benim kendi kararım diyor. Hani baskılar yüzünden değil. Çünkü gerçekten diyor. Çünkü onun yüzünü göstermek değil, iç yüzünü göstermek önemli. Bu da benim için çok hoş geldi bana. Çünkü eğer işin iç yüzünü göstermek istiyorsanız hakikatini illa da yüzünü gösterip de hani bu kadar risk almaya, bu kadar dünyada karmaşa yaratmaya da gerek yok. Ama silüet olarak onu tasvir ediyor. Bu tasvirler zaten yüzyıllardan beri yapılıyor. Siyerlerde bütün detayları anlatılıyor. Boyu, yürüyüşü, işte rengi, beden dili, hareketleri, her şey anlatılıyor. Şimdi o yüzden aslında görme derken her şeye önce bir iyi tarafından bakmamız bence çok olumlu bir şey. Yani iyi niyetle bakmamız gerekiyor. Fakat öyle de bir şey var ki düşünceler kafamıza böyle çok hızla üşüşüyor ve birçok insanın görme biçimi çok farklı şekillerde tezahür edebiliyor. Aslında bunun en uç boyutu mesela baktığımız zaman sinestezya denilen bir hastalık olarak da tanımlanabilecek. Fakat daha çok sanatçılarda var olan bir şey. Daha siz bir şeyden söz ederken o kendilerine, onun zihni, onu bir takım işte nesnelerle, renklerle, kokularla devamlı çeşitlendiriyor. Devamlı bir takım uyaranlardan yola çıkarak başka uyaranların çağrışımıyla ilerleyen bir zihin yapısı. Şimdi böyle insanların varlığı yüzünden biz bu tasvirden yeri duramayız. Çünkü bütün edebiyat ve sanat tasvir üzerinden ilerliyor. Ben buna mesela bir örnek vermek istiyorum. Bu aşırı hassasiyet ve insanların hani bir imgeyi zihninde ne kadar çeşitlendirdiği üzerine Sinestezya adlı kitaptan küçük bir şey burada okumak istiyorum. Gerçekten bir fikir vermek bakımından. Yani nelere yol açabilir ve biz tabii bu en alt ya da en hani hassas, hani hipersensibilite diyeceğimiz duyarlılıktaki insanlara göre mi her şeyimizi ayarlamalıyız? Mesela burada bir Avrupalı küçük bir çocuk, ismi Noel ve sinestezyanın uç örneklerinden bir tanesi. Yani bu sonuna kadar hani imgeleri zorlayan ve verilen bir şeyden çok büyük bir şeyler yaratan bir muhayyileden bahsediyoruz. Bir yaratılış bu. Babasının öldüğünde, 1978'inde babasının öldüğünü söylediklerinde 9 yaşındaki Noel'in zihninde şunlar canlandı. Yani çok uzun bir şey ama ben çok basit, kısa bir şey okuyacağım. Küçücük bir 9 yaşındaki çocuğun zihninde babasının öldüğünü duyduğunda var olan bir takım imgeler. Bu aslında var olmayan ama onun zihninin ürettiği bir şey. Bir kediciğin altlığından gelen kuru ufalanma sesine benzer ses. Kılıç gibi sivri uçlu kararmış pirinçten yapılma, çiçek bozuğu bir şerit gözden kayboluyor. Sonra kıpkırmızı bir sarkaç şeklinde yeniden beliriyor. Sarkaç sallanmaya başlıyor. Her sallanışta göz kamaştıran daha da parlak bir kırmızı halini alıyor. Sonra her şey değişiveriyor, başka bir ses duyuluyor. Nabız gibi atan gül kurusu halkalara sahip göz göz olmuş yumurta sarısı renginde yapışkan bir madde. Daha yüksek, daha güçlü bir ses araya giriyor. Uzun kısmının ortası yaban mersini renginde bir haç şeklini alıyor. Merkezden dışa doğru gittikçe yaban mersini rengi soluyor. Haçın uç kısımları inci gibi bembeyaz görünüyor. Başka bir ses, bir bas trombondan çıkana benzer bir üfleme sesi ve aniden bir yıldırım düşüyor. Kenarları tırtıklı ve uçları sipsivri. Baryum sarısı bir yıldırım. Beynimdeki gök mavisi düşünceleri ortadan ikiye bölüyor. Yıldırımın kenarlarındaki tırtıklar yavaşça eriyor. Sarılığı titrek bir çelik rengine dönüştürüyor. O an sanki bir hançer omurgamı paramparça ediyor. Karşımdaki adamın duygudan yoksun, çakıl gibi bir batan sesini duyuyorum tekrar. Sonra yine o kararmış pirinç ve sessizlik.
Beton grisi bir zemin üstüne yayılan sessizlik. Her şey normale dönmeden önceki geçici bir sükut. Gözlerimi açıyorum, annem konuşuyor, heceler boğazında düğümleniyor. Adventa ilaçtan siyah takım elbiseli bir adam onu teskin etmeye çalışıyor. O sırada lacivert takım elbiseli ve bıyıklı iki adam bana bakıyor. Şimdi tabii bu uzayıp giden bir şey ve sayfalarca yani o söylenen kelimenin baban öldü işte iki kelime işte dört hece belki ama sonuçta böyle sayfalar dolusu şeyler uyandıran bir şey. Buna biz sinestezya diyoruz ve bu kadar ki imgenin yol açtığı farklılıklardan söz edebiliriz. Yine aynı şekilde mesela ben Kur'an'dan da birkaç örnek vermek isterim gerçekten. Mesela Kur'an'da bir ayette insandan söz ederken ses veren balçıktan yaratıldığımız söyleniyor. Şimdi birden bu kelimeyi, bu ayeti duyduktan sonra ses veren balçık olduğumuzu duyduktan sonra insana başka türlü bakarız. Bu garip bir imge. Ve yine bir başka ayette hamuru karılan ve tesviye edilen insandan söz ediliyor. Düşünün. Yani bundan ne kadar çok şey yaratabiliriz. Şu anda hani bize bir ödev verilse hamuru karılan ve tesviye edilen insan yani tamlamalarına bir şeyler yazın bu seni çağrıştırıyor dense biz de biraz önceki çocuktan daha beter sayfalar dolusu bir şeyler yazabiliriz. Çünkü hamuru karılmak ve tesviye edilmek ne demek? Yani o hani ahseni takvim sureti verilene kadar bir heykeltıraş gibi onun bütün fazlalıklarının eksikliklerinin takviye edilmesi, tesviye edilmesi ve insanın var edilmesi. Yine gök kubbenin direklerinden söz edilmesi ve o direkler çekildiği anda gök kubbenin aşağı ineceğinden söz edilmesi. Sonra dağlardan söz edilirken bulutlar gibi dağılıp kitaplar gibi dürüleceğinin söylenmesi. O zaman şimdi kafamızda şimdi bütün o dağın sarsılmaz, biraz da böyle son derece baki duran imgesi nasıl sarsılıyor? Kafamızda normalde dağlar, yani her şey yerle bir olsa şu dağlar şöyle durur diye düşünüyorsunuz. Birçoğumuz hani uçaktan bakarken özellikle de böyle Güneydoğu tarafına giderken üzerinde bir tek ot bile çıkmayan tamamen kayalardan oluşmuş o dağları görünce bunları kimsenin yerinden oynatamayacağını, bunlara hiçbir şey olmayacağını düşünebilir. Ama bize ne söyleniyor? Bize söyleniyor ki bulutlar gibi dağılacak, kitaplar gibi dürülecek. Şimdi bu cümlelerin yarattığı imgelerden sonra o imge artık hani onun gerçekliğini de önüne geçiyor ve daha büyük bir hakikate uzanıyor. Dolayısıyla yine Peygamberimiz Efendimiz'in yaslanmış olduğu bir hurma ağacının ağlamasından söz edilmesi. O zaman hurma ağacının artık yaslanmıyor işte Peygamberimiz diye ağlamasını duyduktan sonra artık biz herhangi bir ağaca ya da hurma ağacına bundan sonra bir odun parçası, bir ağaç parçası diye bakabilir miyiz? Onun içinde çok yumuşak bir şey olduğunu, bir kalp olduğunu, hissettiğini, gerektiğinde ağladığını, konuşamadığını ama olup biten her şeye tanık olduğunu hissedebiliriz. O yüzden yeryüzündeki birçok ağacı ziyaret ediyoruz. Bu dünyada gerçekten 300 yıllık, 500 yıllık, 1000 yıllık ağaçlar var. Ve onlar bu dünyada olup bitenlerin o kadar önemli tanıkları ki mesela benim ziyaret ettiğim birçok ağaçlar vardır. Sırf o ağacı görmek, onu ziyaret etmek, ona dokunmak ve ondan feyiz almak için giderim yani. Hepimiz bunu yaparız. Çünkü o ağaç sadece bir odun parçasından ibaret değil. Ve hala yaşıyor ve hala içinden odun baraları geçiyor, soluk alıyor, veriyor, klorofiller oluşturuyor, yapraklar çıkarıyor. Bunlar inanılmaz şeyler. Tabii ki gecenin gündüzü kovalaması, taşların Allah'ın haşiyetiyle çok yukarılardan yere düşmesi, içlerinden sular fışkırması. Bütün bunlar tabii ki bir yandan da imgelerle bize, bir takım benzetmelerle, bir takım teşbihlerle, karşılaştırmalarla verilmesi. Bunları duyduktan sonra bizim o nesnelere, o var olanlara bakışımız çok daha farklı oluyor. Yine Kur'an'da çok sinematografik sahneler var. Sanki bir film platosu gibi bize platolar veriliyor. Ve oralarda sanki yeniden sahneleniyor. Ve biz o sahnenin içine çekiliyoruz. O sahnenin bir parçası olduğumuz söyleniyor. Ve rolümüzü nasıl oynamamız gerektiği, bize burada hangi rolün verildiği söyleniyor. Bunlar gerçekten acayip şeyler. Hem imgenin hem hakikatin hem de işte o biraz evvel bahsettiğimiz var olan gerçeklik, kurgulanan gerçeklik, yaşanan gerçeklik ve belki sanata konulan muhayyilenin yaratmış olduğu gerçeklik hepsi iç içe geçiyor. O yüzden zaten sanat eserlerinin de bir açıdan baktığımız zaman hani bazen derler bu olay gerçek mi? Hani sizin başınızdan geçti falan. Tabii bir yazara bunun sorulmaması lazım. Sonuçta bir kurgudan söz ediyoruz. Ama tabii ki deyip dokunmadığı, en azından bir şekilde içinden geçmediği şeyi insan nasıl yazabilir? Başkasının hikayesini, başkasının başından geçeni. Kendi etinden, kemiğinden de geçmemişse belki tam olarak veremez diye düşünüyorum. Ve burada işte yaşanan gerçeklikle kurgulanan gerçekliğin nasıl iç içe geçtiğini,
o imgelerin nasıl ön plana geçtiğini, nasıl muhayyilenin harekete geçip bize bir yeni bir bakma, görme biçimi yarattığını da görebiliyoruz. Aslında buradan gelmek istediğimiz şey, eğer ben yakınlarda şöyle bir kitap yayınlamıştım, Görme Bahçesi diye. Bu Türkiye'nin Ortak Vicdan Tecrübesi kitabın adı. Aslında Türkiye'de yaşadığımız birçok şeye başka açıdan da bakabileceğimizi gösteren bir şeydi. Mesela bu kitabın açılış makalesi, Üç Oklar'ın Kınık Boyundan Bir Adam. Çünkü babam bize hep işte Üç Oklar'ın Kınık Boyundan geldiğimiz, katışıksız bir Türk olduğumuz filan söylemleriyle bizi büyütmüştür. Peki öyleyse, eğer biz bu kadar çok övünüyorsak ya da bu övünülecek bir şeyse, ki övünülecek bir şey mi bilmiyorum. Çünkü insanın hani bileğinin hakkıyla çalışarak, çabalayarak elde etmediği bir şeyle nasıl övünebilir? Ama çocukluğumuzda işte tabii biz böyle bir atmosferde büyüdük. Eğer sen böyleysen, sen bununla övünmeye kalkıyorsan, o zaman başkalarının da kendi varoluşuyla, kendi işte geldiği nesebiyle övünme hakkını vermen gerekiyor, teslim etmen gerekiyor. Ama böyle bir şey teslim etmiyoruz. Benim ailem de bunu teslim etmeyen bir aileydi açıkçası. Arkasından şimdi bir başka açıdan baktığımız zaman, mesela bu kitapta yer alan bir yazı, Güler Zere diye bir mahkum vardı ve bu mahkum THKPC'li bir mahkumdu ve yaklaşık 20 sene cezaevinde yattı. Fakat benim ilgilendiğim şey aslında onun cezaevindeki son günlerinde, işte 2010'da da vefat etti. Aslında ben onun suçunu aklamak, onun suçsuz olduğunu söylemek, temize çıkartmak için bir yazı yazmamıştım. Sadece kansere yakalanmıştı, gırtlak kanserine. Hiçbir şey yemiyordu, tedavisi yapılamıyordu. 30 kiloya inmişti, hareket edemiyordu ve ailesi artık hani onun Cumhurbaşkanı tarafından affedilmesini ve işte son günlerini ailesiyle geçirmesini, işte ise son dileğini yapmasını, bir kerecik boğazı görmek istiyormuş. 14 yaşında zaten cezaevine girmiş. Bunu istiyordu. Ben de bunu savunan, bu hakkını teslim eden bir yazı yazdığım için yaklaşık 70 civarında yorum almıştım bir sitede ve inanılmaz böyle agresif ve gerçekten tehditkar yorumlardı. Oysa orada ince bir ayrıntı vardı. Ben onun suçundan dolayı aklamak işte vesaire değil. Sadece o noktada, hani her insanın başına bu gelebildiğinde, 14 yaşında suç işlemiş, tamam. Ama sonuçta geldiği bir nokta var ve zaten Cumhurbaşkanı onu affetti. Affettikten bir hafta sonra babası onu aldı, işte bir simit çay boğazda yedirdi, içirdi ve bir hafta sonra vefat etti. Demek istediğim, başka açılardan da bakabiliriz gördüğümüz her şeye. İnsanların itirazları şuydu, işte sen nasıl işte bir adam öldürmüş, işte bir, ya da öldürmüş mü öldürmüş o da sabit değil de, velev ki öldürmüş olsun. Nasıl savunursun, nasıl aklarsın, yerini belli et, işte hangi saflardasın. Ya ben insan olan taraftayım, yani vicdan safındayım, adalet tarafındayım. Bu insan artık 30 kiloya inmiş, işte zaten artık tamamen ölümcül bir durumda. Ve onun gibi nice insanları bugüne kadar affeden bir devletten bahsediyoruz. Tabii ki normali onu affetmek ve işte son arzularını yerine getirmek belki. Yine bir başka şey, mesela ev aramaları. Evler şimdi aranıyor ve icabında o evde bir tane suçlu aranıyor. Fakat öte yandan aramalar o kadar zalimane yapılabiliyor ki, bu aramalar esnasında o evde yaşayan ve o suçu iştirak etmemiş çocuklar, akrabalar, eve misafir gelmiş bir insan yahut da işte o evdeki eş, başka insanlar da etkileniyor. Ve ben buna dair bir yazı yazdığım zaman da çok tepki almıştım. Oysa ben burada hani aramak, evet gerekiyorsa tabii ki yapılacak. Ama siz aradığınız insanınla ilgili bir takım şeyleri alıp götürebilirsiniz, ama o evde suçu günahı olmayan insanların da CD'lerini, evraklarını, işte bir takım şahsi malzemelerini, yazmış olduğu kitaplar, CD'ler, müzikler, onların hepsini bir çuvala doldurup hepsini götürüp böyle hani şiddetli bir şekilde yapamazsınız. Yani demek istediğim, aslında hakkaniyet çok ince ayar ve çok ayrıntılara inmek gerektiriyor. Vicdan da böyle bir şey zaten. Vicdan böyle ayıklıya ayıklıya gitmesi gerekiyor. Kabaca bakmaması gerekiyor. En son bir örnek vermek istiyorum. Mesela şu anda İsmail Güneş'in bir filmi belki aklınıza gelir. Ateşin Düştüğü Yer diye bir film yaptı. Bugüne kadar kafamızda şöyle bir ön yargı var. Yani bütün feminist dünyanın da daha çok hani empoze ettiği bir şey. Güneydoğu'daki erkekler o kadar kötüdür, o kadar hunhardır, kadınlara karşı o kadar kötücül, statü kaybettirici duygular beslerler, o kadar kötü davranırlar, o kadar şiddetli davranırlar ki bunun hiçbir istisnası olamazmış gibi sanki bir şey. Halbuki bu filmde bir babanın aslında gerçekten de işte evlilik dışı bir çocuk sahibi olan kızının
öldürülmesi için ona birçok empozede bulunan işte çevre, akraba, işte tabii ki o mahalle kültürü içinde bütün bunlara rağmen o kızını kurtarmak, hayata döndürmek, ona işte onun elinden alınmak üzere hayatını yeniden iade etmek, onu yeniden doğru güzel bir hayata başlangıç yapması, beyaz sayfa açması için destek vermek gibi bir çabası var. Bu çaba üzerine aslında bütün kadınlar büyük bir saldırıya geçtiler İsmail Güneş'e karşı. Böyle bir film yapamazsın, bu çok yalan bir şey olur, böyle bir örneklik asla olamaz. Oysa ben yıllardan beri birçok ilde, işte daha dün gece bile Kars'tan geldim. Ondan evvel Diyarbakır'a gitmiştim. Ondan evvel yine bu ayın başında Siirt'e, Tillo'ya gitmiştim. İnanın o kadar güzel babalarla, o kadar güzel bir erkek profiliyle karşılaşıyorum ki. Hatta ben bile ya o ön yargıların etkisi altındayım. Çünkü feminist birikime çok fazla eğilmiş. Feminist kadınlarla çok yakın arkadaşlıkları olan birisi olduğum için. Bir yandan da kafamda o ön yargılar var benim de. Fakat gidiyorum, karşılaştığım insan profillerine bakıyorum. Kadınlara karşı o kadar şefkatli, hürmetkar. Mesela bir babayla karşılaşıyorum. Kızını almış. İşte en son Adıyaman'a gittiğinde bir gölün kenarında küçücük kızınınla beraber balık tutuyor. Bir başka böyle uzun ince insan geçmez bir yolda bir babayla kızı el ele tutuşmuş yürüyüş yaparken ya da bir tarlaya doğru giderken görebiliyorum. Yahut da bir babayla karşılaşıyorum mesela hediyelik alırken, o da kızına saç tokası alıyor. Yani inanın inanılmaz güzel babalar var. İnanılmaz güzel karısına değer veren, ne bileyim onu el üstünde tutan, her şeyin önünde gören, ona şiirler yazan erkeklerle karşılaşıyorsunuz. Fakat öyle bir şey var ki işte bu görme biçimi. Yani kafanızda şöyle bir şey var. Güneydoğu'nun ve Doğu'nun erkekleri çok kötü. Bunu yıkacak örnekleri bile görünce görmek istemiyorsunuz. Ondan rahatsızlık duyuyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır diyorsunuz. Bu örnekleri sakın koyma. Kafamdaki imgeyi yıkma. Kafamdaki hani o ön yargı dursun. Çünkü o bana lazım. Onun üzerinden kariyer yapıyorsun çünkü. Bunun gibi şeyler. Bir başka açıdan baktığımız zaman mesela yine benim bu kitabımda Fatma Jana Kejal ve Gülizar'ın şiirlerini anlatan bir yazı var. O yazı mesela, daha önce o yazıyı ben bazı İslam, yani Müslüman dergilere yolladığımda burada Kürtçe şiir yazan kadınlardan söz ettiğim için, yani ana dili Kürtçe olan bazı kadınların Kürtçe şiir yazıp Kürtçe şiir kitabı yayınladıklarından söz eden bir kitap olduğu için yayınlamak bile istemediler. Ve onun üzerine ben onu herhangi bir yerde zaten yayınladım ve bu kitaba da aldım. Şimdi mesela şu buradan şu çıkartılıyor. Eğer bir kadın hem Türkiye'de yaşıyor, Türkiye'de doğmuş büyümüş, burada eğitim almış, Cumhuriyet işte eğitiminden geçmiş, buna rağmen o kadar kötü ruhlu bir kadın ki Türkiye'yi bölmek için Türkçeyi çok iyi kullandığı halde inatla Kürtçe şiir yazıyor. Şimdi böyle algılayanlar var. Hani bu yazıyı yayınlamama gerekçesi. Öte yandan buna şöyle de bakabilirsiniz. Ya ana dilini bir kasıtla kullanan, ana dilinde böyle bir kötücül duyguyla şiir yazan bir insandan söz edilebilir mi? İnsanın ana dilinden daha güzel bir şey olabilir mi? Şiir yazacaksan bu dilde yazabilirsin. Ama öyle insanlar var ki onlar diyor ki benim bir ana dilim var, bir de anne dilim var. Ana dilim Kürtçe, anne dilim de Türkçe. İkisinde de mükemmelim. Hatta Türkçem daha mükemmel olduğu için Türkçe eser veriyorum. Keşke Kürtçem de o kadar iyi olsaydı deyip ama hayıflanan Kürt arkadaşlarımız var. Ama hazır Kürtçesin kendine güvenen, Kürtçe'de kendini daha iyi ifade edebileceğini düşünen bu kadınlarımızla ilgili bir belgesel seyretmiştim Diyarbakır'da. İnanın tam bir saat boyunca ağlamak zorunda kaldım. Çünkü o kadar inanılmaz şiirler yazmışlar ki, yani bu şiirler başka dillere de tercüme edildiğinde içinde ne kadar insani bir öz olduğunu, o insanların aslında bu dil kıyımı yüzünden de bazı şeylerden nasıl koparıldığını, ne kadar incitildiğini, kendilerini ifade edememenin verdiği o sıkıntıyı, acıyı hissedebilirsiniz. Ben buradan mesela bir gerçekten beni çok etkileyen bir örnek, küçük bir şiir okumak istiyorum. Yani bu da bir imgesel bir şey. Şimdi İstanbul dediğimiz zaman işte şairler şöyle yazmış, Yahya Kemal böyle demiş. İşte İstanbul dinliyorum gözlerim kapalı, Orhan Veli Kanık, yok Cahit Sıtkı Tarancı mıydı? Yok. Kimdi Orhan, şey İstanbul dinliyorum şiirinin yazarı? Ha, Orhan Veli Kanık'tı değil mi? Ama mesela başka İstanbullular da var. Mesela şimdi Jana Seyda'nın yazmış olduğu, bir Kürt kadının yazmış olduğu İstanbul'a bakalım bir de. Bir başka İstanbul. Demek ki başka açıdan da bakınca, başka bir görmeyle görünce İstanbul'un çehresi değişebiliyor. İstanbul, denizin yok senin. Benim gibi bekleyişteki bu pencereden gündelik acılarımı görüyorum, insanların ağır hislerini.
yarı uyanık evleri ve değişik bayraklarını, sağını, solunu ve delilerini. Bu dul pencereden annemin gözyaşlarını görüyorum. Asırlar öncesinden dal budak salmış gülüşünü. Soğuk bu şehir anne, bir sonbahar cesedi gibi. Ayaklarım soğuk, karşılamaya gelmediğinde seni. Kuzum, zindanda adlar unutulur ama anlamlar kalır ey seferlerin adamı. Burada gülümser anılarımız bu köprüler misali her sabah. Burada yörüngesiz bir kayık olurum sen gittiğinde. İstanbul, bulutların yok senin, ne de yıldızlarının tarihi. Yazılmaz senin sarı ve sesli dünyanın kitaplarında. Sadece arzu kaçkını birkaç dalga ve anların şenliği var. Kar fırtınaların yok. İşte böyle İstanbul, denizin yok senin. Yalnızca bir denizin gölgesi var gözlerinde. Bahtın gibi kara ve hatıralardan birkaç dalga. Gelinlerinin gözyaşı gibi kara, sahilin soğuk çehren gibi. Haberin var mı yaseminlerden? Yanmış, kumların içinde cansız gövdeleriyle duran. Acaba haberin var mı kumun içinde candaymış gibi duran yüreklerden? Bir dokun onlara. Bağışla İstanbul, denizin yok senin. Şimdi denizinin olmadığını söyleyen bir şiir. Demek ki üzerine bu kadar şarkılar yapılan İstanbul'un denizi ve beyazı başkasına başka türlü gözükebiliyor. Yine aynı şekilde bakışımızla farklı açılardan değiştirebileceğimiz, mesela bir sığınma evleri, mor çatılar diyebileceğimiz evler. Bunlar içinde hatırlıyorum işte bundan 5-6 sene önce ilk, işte hatta 10 sene önce ilk mor çatılar açıldığında bazı dindar yazarlar böyle büyük bir teyakkuz haline geçmişlerdi. Olamaz, hemen kapatılsın, bunlar aileleri dağıtıyor, aile düşmanı bu feminist kadınlar. İşte bu sığınma evleri aileleri, yuvaları dağıtır, boşanmalara yol açar. Peki aynı dindar insanların, acaba bu bakışta sığınma evlerine bakan insanların bir önerisi yahut da bir teklifi var mıydı? An be an, hani akut olaraktan şu anda dövülmüş, darp edilmiş çocukların gözlerinde, hatta çocukları da darp eden, sonra kapının önüne konulmuş gecenin ikisinde bir kadın için ne yapabilir? Acaba o kadını alıp kim evine götürüp de onu misafir edebiliyor? Onun derdine kim merhem olabiliyor? Ya da herhangi bir kurum olması gerekmiyor mu? Bu insanlara kim sahip çıcak? Yani demek istediğim, hep işte bol keseden böyle farklı bakış açılarıyla olan her şeyi mahkum etmek, her şeyi böyle kaba saba yaklaşmak, her şeyi böyle beyaz ve siyah şeklinde görmek. Bunları feminist kadınlar madem düşündü, onların hassasiyetiyle bütün bunlar oluşturulmaya çalışılıyor. O halde birinci önerme feminist kadınlar. Bunlar zaten hani erkek düşmanı, kötü kadınlar. B şıkkına gelince onların yaptığı her şey kötüdür. C, o halde bunlar derhal ortadan kaldırılmalı. D şıkkı peki yerine ne konulmalı? Buna nasıl sahip çıkılmalı? Böyle bir şey yok. Halbuki bir başka açıdan baktığın zaman sadece bunlar geçici duraklamalar. O insanı o an için o şiddetten kurtarmak. Zaten hangi sığınma evi birkaç aydan fazla bir kadını ya da bir insanı barındırabilir? Kimsenin böyle olanakları yok. Sadece o akut duruma bir çare bulmak, yatıştırmak, sonra kocasıyla yine barıştırmak, o aile yuvasını sağlam bir temel üzerine oturtmak, belki bir pişmanlık, bir nedamet oluşturmaya çalışmak. Dolayısıyla her şeye farklı açıdan bakmayı, gerçekten önce bir anlamaya çalışmayı görmemiz gerekiyor. Onun dışında yine aynı şekilde sahipsiz beden parçaları mesela. Şimdi bir örnek verecek olursak, Türk Hava Yolları'nda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bundan işte 2000'li yılların başında bir fotoğraf koymuşlardı ve inanın yaklaşık 7-8 adam boyunda kapıdan girer girmez Türk Hava Yolları'na işte Türk milletinin ne kadar çağdaşlaştığını, ne kadar modern olduğumuzu ve sınırlarımızı ne kadar en uç noktalara kadar taşıyabileceğimizi göstermek üzere işte böyle bir bikinili bir kadın fotoğrafı. Hani bikinli bile denemez, hani o bile sanki yok. Ve kapıdan giren herkes ilk önce bunu görüyor. Hiçbir, inanın, hiçbir Avrupa, işte gidenler herkes biliyor. Hiçbir Avrupa havaalanında, ne Almanya'sında, ne Londra'sında, ne Amerika'sında siz böyle bir fotoğrafla karşılaşmazsınız. Vardır hani bir takım fotoğraflar marjinal orada burada ama bir kapıdan girer girmez hani 10 adam boyunda bir fotoğraf. Bu o kadar abartılı, o kadar özgüven yoksunu, o kadar böyle hani görüntü üzerinden, imge üzerinden kendini ifade etme arzusu ki. Öte yandan bu güya işte Türk kadının ne kadar, işte nerelere kadar, hangi uç boyutlara kadar modern olabileceğini, ne kadar özgür olabileceğini gösterirken, öte yandan farkına varmadan derin bir esareti çağrıştırıyor. Bazı reklamlara bakıyorsunuz, kadının yüzü de yok. Sadece onun kolu, bacağı, işte bir takım uzuvları kullanılmış ve
sahipsiz bir takım beden parçaları. O parçalar da esaret altında. Onlar artık tamamen, bir kerecik o fotoğrafı çektiniz ya, o kızcağızın fotoğrafını. Artık siz onun da parasını verdiniz işte, kaç kuruşsa bu fotoğrafın bedeli. Artık siz bunu belki senelerce o parçaları ayırarak, bölerek, kolajlayarak, işte yeniden kurgulayarak o beden parçalarını kullanıyorsunuz. Aslında onları hapsediyorsunuz, bir esaret altına alıyorsunuz ve gerçekten bir insana yapılacak, bir insan bedenine yapılacak en büyük hakaret. O halde bu aslında çıplaklığın karşısında durmak, bunu bir kirlilik olarak, hani bir gürültü kirliliği, bir çıplaklık kirliliğinden söz etmek, sanki birden böyle işte modern olmadığımız, işte bazı şeyleri hazmedemediğimiz, çağdaş bir takım açılımlara sahip olmadığımız imajı üzerinden mahkum edilmemizi ya da itham edilmemizi sağlıyor, ama öte yandan biraz daha bakınca aslında temel burada bizim yapmak istediğimiz bedene hürmeti öne çıkarttığımızı gösteriyor. Çünkü beden aslında boş bir et ve kemik yığını değil. Onun içinde bir ruh var. Ruhla beden aslında birbirinin ayrılmaz bir parçası. Dolayısıyla onun kendini ifade edemediği fakat maruz kaldığı şeyler var. Bir bedene, bir hayvanın bedene nasıl eziyet edilemezse, o hayvan sesini çıkaramadığı için böyle bir hak kazanamazsak, dillendiremediği için şikayetini, aynı şekilde bir insan bedeni de bu şekilde zulmedemeyiz. Bu da onun aslında çok canını yakan, çok içini acıtan fakat o bedenin ses veremediği bir şey. Bazen beden bir tarafta, ruh bir tarafta kalıyor ve sesini çıkartamıyor. Dolayısıyla her şeye başka açıdan bakmamız gerekiyor. Bedenimizi de çok farklı açılardan görmemiz gerekiyor. Hangi noktalarda nasıl bir şeye dönüştürülüyor? Bir imge olarak nasıl değerlendiriliyor? Bu açılardan baktığımız zaman aslında insanın hem ruhunun hem bedeninin günde binlerce uyaranla muhatap olduğunu görüyoruz ki daha önceki hiçbir asırda, hiçbir dönemde, hiçbir yüzyılda ya da milenyumda bir insan, bir insanoğlu ruh ve beden olarak bu kadar çok mesaj ve imge yağmuruna tabi tutulmadı. İnanılmaz böyle bir uyaranla karşı karşıyayız. Günde yüzlerce, binlerce uyaran. Reklamlar, televizyon, işte internetten gelen uyaranlar, çevre, sokak, mahalle, etrafımızdaki insanlar, herkes bize bir form vermeye çalışıyor. Herkes bizi bir yere çağırıyor. Gerçekten çok zor durumdayız. Bütün bunlardan sıyrılıp, bütün bunları bir tarafa bırakıp, kendi varoluşumuzu tamamen olması gerektiği gibi fıtratımıza uygun olarak inşa etmek, esas temel menzilin ne olduğunu bir an evvel görüp vakit kaybetmeden ona yönelmek hiç de kolay bir şey değil. Bu çok emek istiyor, çok zor bir şey. Dolayısıyla sürekli bize bir ele geçirme duygusu veriliyor ve şöyle bir imajı var çağımızın. Her şeyi ele geçirebilirsin. Eğer istersen o da senin olabilir, şunu da sahip olabiliriz. Hep bir sahip olma, ele geçirme. Peki biz var olmamızı bize öngören bir kültürden geliyoruz. Bu kültürün bütün o birikimi nereye gitti? Ona ulaşmak için bir kazı harekatı gerekiyor. Derin bir sondaj gerekiyor. Ondan çok uzaklaştık gerçekten. Yani bu hani ben geçenlerde bir yerde işte artık bizim de bir gardırop Müslümanlığı yaşadığımızı söylediğim zaman dokunmuştu insanlara. Ama hakikatimiz bu. Gerçekten nasıl biz bir gardırop modeline zorlandıysak bir zamanlar, hani şimdi bir gardırop Müslümanlığıyla çevrilenmiş durumdayız. Bu sefer de bununla da mücadele etmemiz gerekiyor. Bu işte daha da zor bir şey. Hani o küçük cihat meselesi, büyük cihat meselesi. İçimize dönerek bunu yapmamız kolay bir şey değil. Fakat öte yandan da kamera hiç boş durmuyor ve inanılmaz bir şekilde önümüze bir takım şeyler konuluyor ve dünyadaki bütün bu zulümleri, işte saldırganlıkları, işgalleri, bütün bu yağmaları, talanları, yani yağma derken yalnızca tabii şehirlerimizin, varlığımızın, maddi zenginliklerimizin değil, ruhumuzun yağmalanmasından da söz ediyorum. Bütün bunları gerçekleştirmek için kamera hiç boş durmuyor ve dünyada bunun altyapısını hazırlamak, Müslüman dünyaya yönelik, hatta tabii ki aynı zamanda batılı insana da yönelik bütün bu zalimliklerin, onu yoldan çıkarmaların, altyapısını hazırlayan, bir zemin oluşturan inanılmaz bir sinematografik olayla da karşı karşıyayız. Gerek sanat yoluyla, gerek kitaplar yoluyla, en çok da belki görsellik yoluyla buna muhatap oluyoruz. Buna biz politik kamera diyebiliriz. Aslında politik kamera diye de bir kitap var. Ben onu okumanızı da öneririm. Gerçekten çok önemli bir kitap. Tabii ki gerçekten siz burada madem sanatla ilgileniyorsunuz, John Berger'in Görme Biçimleri kitabı bence çok önemli. Bunun dışında biraz sonra sözünü edeceğim bu National Geographic Yeniden Düşünme kitabı. Gerçekten çok ufuk açıcı bir kitap. Çünkü National Geographic dediğimiz bütün dünyayı içine alan, bütün dillerde yayınlanan
dünyanın en gidilemeyen uç noktalarına kadar gidip fotoğraflar çeken bir ekip var dünyada ve National Geographic dergisi var. Bütün dillerde yayınlanıyor. Aslında bu derginin bile çok masumane o görüntüsünün altında. Bakın görüyor musunuz, işte ta Avustralya'daki hiç haberimiz olmayan yerleri çekmiş. Yahut da aman Allah'ım işte gitmiş Kanada'da işte şunları ya da ne bileyim Grönland'a gitmiş ya da Madagaskar'a gitmiş. İnsanın haberi bile olmayan bir takım mekanları bize görüntülemiş. İnsanları göstermiş. Fakat hakikaten bu kitabı okuduktan sonra fark ettim. Biraz dikkatimi çekiyordu ama insan her şeyi o kadar çok dediğim gibi şeye maruz kalıyoruz ki o ince ince nasıl bir zihin oluşturma çabası olduğunu fark edemeyebiliyoruz. Mesela National Geographic Yeniden Düşünmek kitabında bu şeye dikkat çekiliyor. Aslında bütün bu ne kadar da ilginç dediğimiz insanları anlatırken kullanılan dil, onların bizden ne kadar farklı olduklarını, ne kadar alt kültürlere sahip olduklarını, aslında ne kadar da zaman zaman işte o Afrika kültürleri, Afrika'daki insanlar ne kadar böyle onların şiddet dolu bir hayatı olduğu, aslında ne kadar geri kalmış oldukları, insan olarak değerleri ne kadar aşağıda olduğu, ancak onların seyirlik birer malzeme olabileceği, bizim işte araştırma nesnemiz, işte bakma, eğlenme, çok farklı, işte folklorik bir şey diyebileceğimiz insanlar olduklarını söylüyorlar. Bu yavaş yavaş zihnimize o kadar yer ediyor ki, tabii ki Afgan halkı da bundan geri değil, belki Türk halkı bile bundan geri de değil. Irak halkı zaten tamamen barbar, kadınlara şiddet uygulayan vesaire vesaire olarak takdim ediliyor ki, ondan sonra işgalden sonra zihin oluşturulmuş oluyor, zihinler hazır. Ya evet, günde 100 kişi öldürüyor Amerika ama gerçekten bunlar da hak ediyorlar. Bak görüyor musun, işte Afrika, şey Afganistan'daki adamlar. Kadınlara zorla burka giydiriyor, kötü davranıyor, şiddet uyguluyor, evden dışarı çıkartmıyor. Onların kendini gerçekleştirmesini engelliyor. O halde bu kadınların kocaları, babaları ve oğulları yüzer yüzer öldürmek onların kurtuluşuna vesile oluyor. Dolayısıyla biz Müslüman kadınların kurtuluşu için bunları yapıyoruz. Şu imgeyi hiç unutmuyorum mesela, bakın Amerikan halkını ikna etmek için. Çünkü Amerikan halkı da insan, onların da vicdanı var, kalbi var. Sen onlara devamlı gidiyoruz ve işte biz size petrol getirmek ya da işte bir takım şeyleri sağlamak için, hayat standartınızı, refah düzeyinizi yükseltmek için gidip bu kadar katliam yapıyoruz diyecek değiller ya. Mesela Time dergisi hiç unutmuyorum. 2011, ya 2001, 11 Eylül 2001 işte biliyorsunuz İkiz Kulelere saldırı. Sonra 21 Ekim, 23 Ekim Afganistan'a saldırı başlıyor yaklaşık bir ay sonra. Ve hemen Time dergisi tam orta kapak sayfası boydan boya bir resim. Tamamen burkalı yüzlerce kadın, belki de o hani bilemiyorum tabii. Burada sanatçı, grafiker arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Belki de bir tane kadının çoğaltılması. Yani şöyle kocaman bir resim düşünün. İçinde yaklaşık böyle burka giymiş, yaklaşık işte 100 tane, 500 tane kafa gözüküyor. Ortasında bir tanecik kadın, sanki böyle gün ışığı vurmuş da özgürlüğüne kavuşmuş gibi, burkasını şöyle kaldırmış. Onun yüzü gözüküyor. Bakın buradaki imge ne biliyor musunuz? Evet, biz şimdi Afganistan'a saldırı başlattık. Fakat inanın bir süre sonra, İşte şu kadını nasıl özgürleştirdiysek bu kadının hepsi özgürleşecek. Arkasından Amerikan, işte Fox TV'de Irak'ı freedom, işte Afgani freedom, onlara özgürlük getiriyoruz ve yapılan bazı haberleri ben takip etmiştim. Şöyle, Afganistan şu anda kurtuldu. İşte yüzlerce kadın kuaförlere koştu ve uçaklardan yiyecek atılıyor ama onlar oje bekliyor. Yani esas bekledikleri şey yiyecek değil çünkü zaten aç değiller ama oje istiyorlar. Ve herkes doğru kuaförlere koştu. Yani ne zaman kuaförlere koştu? Nasıl oldu bu iş? Yani bu kadınların kocaları öldürülüyor, oğulları öldürülüyor, babaları katlediliyor. Ve yüzlerce, binlerce insan yaklaşık bir ay içinde 100 bin insan katlediliyor. 100 bin ne demek? Bir şehir yok ediliyor. Bu kadınlar yani ya harika işte bu adamlar öldürüldü, biz de özgürlüğümüze kavuştuk, hemen kuaföre mi koşalım diyor. Bunlar işte hep imaj oluşturmak, imgelerin hakikatin önüne geçmesi ve böylece insanların ikna edilmesi. Aslında gerçekten bu konuda konuşulacak, söylenecek çok şey var. Fakat ben şimdilik bu kadar söylüyorum. Dolayısıyla görme biçimleri, sonsuz seçenekler var. Bu sonsuz seçenekler içinden biz kendi vicdanımızla, hak ve adalet duygumuzla bunu nasıl oluşturabiliriz, nasıl bakabiliriz, nasıl görebiliriz, nasıl o seçici algımızı insanlık adına kullanıp değerlendirebiliriz ve farklılıklara çatışma yaratmak yerine nasıl insanlık, kardeşlik, dayanışma, işbirliği üretebiliriz ve biz dünya şu anda tam ikiye ayrılırken hakikaten zalim insanlar ve erdemli insanlar ama bunun içinde Müslümanlar, başka insanlar, her şey olabilir. Anarşistler olabilir, Marksistler olabilir. Ama benim zihnimde artık temelde insanlık ikiye ayrılıyor hakikaten. Erdemli olanlar ve olmayanlar. Biz hangi safta yer alacağız? Hangi
tarafta gerçekten destek vereceğiz? Buna bakmamız lazım. Buna göre bir bakış. Bu da tabii emek isteyen, çok düşünmek, kafa yormak, çok okumak, olup bitenlere her açıdan bakmak ve iyi bir çizgi oluşturmak gerektiren bir şey diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.